Herkese merhaba arkadaşlar, yeni diyor, hoş geldiniz. Şimdi BİM'den 3 farklı spor aleti aldım. 3 farklı diyorum, 3 tane aldım çünkü bir tanesi gerçi lastik mastik ama 3 farklı spor aleti aldım. Aslında daha fazla alacaktım ama çökmüşler ya, yam yam gibi. İlk defa sizinle birlikte açacağım, kamerayı birazcık yaklaştırayım daha net görün. Bu kadar yaklaştım. Şimdi şöyle 4 yönlü bir esneme bandı var. Bunu ilk defa açıyorum. Güzel bir şeye benziyor. Evet. Şimdi bu ne içinmiş? Gövde, kol ve bacak egzersizleri içindir. Kolları, bacakları aynı anda çalıştırmak için halkaları çarpı şeklinde kullanabilirsiniz. Herhalde şey fotoğraftaki gibi. Şöyle mi? Bir dakika. Biraz karışık. Şöyle. 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 Aa, güzel, tamam. Bunun ayrılıyor galiba bu. Bunun ortasında bir şey var. Neyse, bakacağız. Halkaları ayrı ayrı da kullanılabilir demiş. Güven tutuşu için kaymaz taplara sahipler. Çok güzel. Başka bir şey yazıyor mu diye bakıyorum. Yok, yazmıyor. İçinden bir şey çıkmadı. Kullanım şekli olarak dörtlü gösteriyor. Hem ayaklar hem şeyler için. Şeyi çok güzel bu arada. Şu yapısı çok güzel. Harbiden kaymaz. Bu... Evet. Böyle kullanılmayacak muhtemelen ama bunu birazdan deneyeceğiz. Şu dursun. Sonra şey aldım. Şınavbar aldım. Bunu niye aldım bilmiyorum. Alayım dedim. Şimdi benim çünkü kollarımda falan da çok şey var. Kilo gitmesi gereken kilo var. Bunu aldım. Bir tanesi 20 lira bunların. Hepsi 20 lira yani, 20 lira. Bunu da ilk defa açıyorum. Şu nasıl gözüküyor? Şöyle göstereyim. Şöyle bir kapağı var. Yani işte bildiğiniz şöyle, şöyle nasıl tutuluyor bu? İkili mi bu? İkili. İki adet şınavbarı içerir. Üst vücut. Şöyle ya. Şu. Şu. Aynen. Şöyle de. Şunu da şöyle koyduk mu? Aa, iki tane. Üst vücut ve kol kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Bilek bölgesinde sakatlanma riskini azaltarak şınav egzersizinde rahatlık sunar. Hafif bir kaymaz tasarıma sahiptir. Bu da 20 liraydı. Bunu söyleyeyim. Üçüncü aldığım şu lastik pilates bandı. 3 farklı zorluk seviyesi varmış bunun. Pembe olan şu kolay, yeşil orta, bu da sert, şu da sert. Bunu da artık kullanacağız. Oyuncak değil diye öğrenmişler. Bu da 15 lira falan mıydı ya da 20 lira ya 15 lira, tam hatırlamıyorum. Bu da öyle bir şeydi. Şimdi benim spor egzersizlerim böyle bir şeyim var. Şu hem bacaklar için, hem bacaklar için, hem de şu kollar için kullandığım bir spor aletim var. Kendim kullandığım. Bir de şu var, bacakta kullanılan. Şöyle. Şöyle bir şey. Dışı mı çalıştırıyor, içi mi? Tam, bunu tam nerede kullanacağım emin değilim. Buna bir bakmam lazım. Şöyle. Şuraları çalıştırıyor galiba, tam emin değilim. Bu da öyle bir aletim var. Aslında çok fazla şey var. Top falan da var. İpim var. İp atlasam aslında çok güzel olur. Bunda ortayı mı açayım? Ortayla başlayalım. Ortayı açalım. Şimdi şeye göre yapacağım bu arada. Uygulamaya göre yapacağım sporu. Uygulama ederse onu yapacağım. Telefondan açmak daha mantıklı olacak. Önce basımı falan yapacağız galiba. Öyle gösteriyor. Vücut ağırlığını kullanan egzersizlerle dayanıklılığını artırmak için yoğunluğu artıracak. Okay. Duruşunu aklından çıkarma ve harika bir antrenman için hazırlan. Başlıyoruz. Dizi karna çekme. 30 saniye. Dik dur, sonra bir dizini göğsüne çekip kollarına sar. Dizini 1-2 saniye tut, sonra bırak ve taraf değiştir. Göğsünü dizine değil, dizini göğsüne çek. Yani duruşunu bozmadan göğsünü dik tut. Şimdiki egzersiz.
egzersiz. Eller üzerinde yürüme. 40 saniye. Aa, yürüyor. Bir dakika. Şunu alıyorum. Başlarken kollarını başının üzerine kaldırıp karnını sık. Kalçandan öne eğil ve ellerini ileri götürerek plank pozisyonu al. Plank pozisyonunda bekle, sonra ayağa kalk ve hareketi tekrarla. Bu hareketin karnını çalıştırdığını, evet, hamstring kaslarını esnettiğini hissetmelisin. Hissediyorum. Hazırlan. Ters lunge ve uzanma. 40 saniye. Ne bu? Bir bacağını geriye at ve lunge pozisyonu al. Aynı taraftaki kolunu vücudunun yanından yukarı kaldır. Omuzlarını kalçanla aynı hizada, kalçanı ise arkadaki dizinin yukarısında tutmaya odaklan. Tam tersine yapmam. Kız ne yapıyor? Bacağını yiyor. Diğer... Terledim ha. Sonraki egzersiz, dinamik koşucu lancı. 40 saniye. Ne? Lanç pozisyonu al. Dıştaki elini yere koy, içteki dirseğini öndeki ayak bileğine getir ve sonra aynı kolunu düz bir şekilde yukarı kaldır. Böyle. Bacağını düz tutmaya ve arkadaki dizini yere değdirmemeye çalış. Çalışıyorum. Yumuşak hareket ediyorum. Sonraki egzersiz, dinamik quadriceps esnetme. 40 saniye. Çok güzel. Sonraki egzersiz, dinamik göğüs esnetme. 30 saniye. Arkada mı? Dik dur ve parmak eklemlerin aşağı bakacak şekilde parmaklarını arkanda kavuştur. Kavuşurum. Şöyle. Kollarını düz tutarak kalçandan uzaklaştırıp yukarı kaldır. Of. Bu hareketin püf noktası duruştur. Kollarını olabildiğince hareket ettir ve parmak uçlarında dur. Her defasında bacaklarını olabildiğince yükseğe kaldır. Karnını sıkı tutmaya odaklan. Yalnızca omuzlarından ve kalçandan hareket. Ya, ablacığım dur. Allah aşkına dur. Ah, yok. Yer sıcak. Yer çok sıcak. Benim su içmeye ihtiyacım var. Su satın. Yer çok sıcak. Allah. Tansiyonum düştü be. Çok zor. Gerçekten. Kontrolünü kaybetmeden olabildiğince alçal. Ya niye alçalacağım? Bir durun siz. Şuna burayı da deneyeyim de. Karnını ve kalça kaslarını iyice sık. Ablam. Normalde ben çekebiliyordum bunu, biliyor musun? Niye öyle oldu ya? Aşağı inemiyorum. Şuna mı geçelim ya? Her defasında olabildiğince yukarı ve uzağa gitmeye çalış. Yerde olabildiğince az zaman harca. Her zıplamada kalçalarından güç al. Dur be! Dur be çocuk. Duruşuna odaklan. Belinde bir bardak suyu dengede tuttuğunu hayal et. Ablam o bardak çoktan kırıldı.
Baba dakika, çok oldu. Dengeni sağlamak için ayaklarını aç ve... Arkadaşlar... Ben çok terledim, çok çok fena oldum. Bence bugün evde ilk defa spora başladım, böyle başlansın. Sonra şeye gideceğim. Akşam nefes nefese kaldım. Akşam yürüyüş yapacağım. Böyle bir başlangıç olsun. Benim buradaki hatam, programda yüksek şeyi seçtim. Yani hani haftada zaten 3-4 gün böyle spor yapıyorum. Tekrar başlamak istiyorum gibi bir butonu seçtim sanırım. Sanırım değil, öyle seçtim ama ben böyle ağır başlayacağını düşünmemiştim evde. Bana çok ağır geldi şu anda. Bilmiyorum. Çok terledim ve şey, yerden ısıtma var. Yerden bir sıcak geliyor ki sormayın. Bugün spor bu kadar. Kendim gibi spor yaptığım bir vlog oldu. Ay, umarım beğenmişsinizdir. Aldığım ekipmanların hepsi, yani şöyle işte yerdekiler, gördünüz mü onlar? Birkaç tane daha bir şey alacağım. Onları da size sonra gösteririm. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok terledim. Şimdilik hoşça kalın.